Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber kısacık bir koruk terlemesi tarifi yapacağız. Tarifini izlerken bile ağzınızı sulandıracak harika bir tarif ve çocukluğumuzun unutulmayan lezzetleri arasında. Buyurun kısacık tarifimizi izlemeye geçelim. Tarifimiz için bir salkım olgunlaşmamış üzümümüz var yani kuruğumuz var. Kuruğumuzu öncelikle sap kısımlarından taneleyerek ayıralım. Bu lezzet neredeyse unutulmuş lezzetler arasında ama çocukluğumuzdan aklımızda kalan en lezzetli tariflerden biri. Bazı yörelerde çok sıklıkla yapılırdı eskiden. Şimdi belki de unutulmuş tarifler arasında. Tekrar bir hatırlatalım istedim ve sizlerine de denemesini tavsiye ederim. Kuruğumuzu tane sonra bol suyla yıkayıp iyice kurutmamız gerekiyor. Tamamen yıkamış olduğumuz sudan arındırmış olmamız gerekiyor. Çünkü tarifimizi hazırlarken kendi suyu sulanacak. Onun için farklı bir su girmesini istemiyoruz içine. Ve koruklarımızı bir güzel yıkadık. Ben havlu yardımıyla iyice kuruttum. Siz isterseniz mutfak havlusu, kağıt havlarla kurutabilirsiniz. Dediğim gibi içinde hiçbir şekilde su kalmasın. Bu lezzetini değiştirmesin. Tekrardan genişçe bir kabın içerisine alıyorum hazırlayacağınız koruk terlemesini hazırlayacağınız kabın plastik olursa daha kolaylıkla hazırlarsınız. Cam kapta biraz zorlanabilirsiniz. Ve baharat olarak tuz, pul biber ve kuru nane ilave ettik. Bunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kullanacağınız malzeme miktarı da değiştirebilir baharat oranını. Daha sonra kabımızın üstünü iyice sıkıca kapayabilecek şekilde ister poşet geçirin, ister benim gibi kap geçirebilirsiniz. Ve baharatlarını da ilave ettiğimiz koruğumuzu şiddetli bir şekilde videoda gördüğünüz gibi arkadaşlar çalkalama işlemine başlayalım. 1-2 dakika iyice çalkaladıktan sonra gördüğünüz gibi poşetimizde terlemeler oluştu. Bu oluştuktan sonra koruk terlememiz hazır olmuş demektir. Ve şöyle kabını açalım. Size göstereyim. Gerçekten videosunu izlerken bile insanın ağzı sulanıyor. Ve koruklarımız Çırpmanın şiddetiyle hepsi yumuşadı Bu da olmuş demektir koruk terlememizin Daha sonra servis yapacağınız Kaseye alıp Servis yapabilirsiniz yiyebilirsiniz Çok lezzetli bir tarif Yapıp deneyecek olan arkadaşları şimdiden afiyet olsun diyorum Videomu buraya kadar izlediyseniz Ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz Son paylaştığım video ve tariflerden eksiz haberdar olursunuz. Tekrar yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.